Tamam da kardeşim ama çok... Mesela bizim yakışıklı. Yakışıklı sen yapma bari ya. Kim yakışıklı? Gökhan Keser Keser. O ne diyor? <laughs> bizim yakışıklı. Herkes bir şey diyor abi. Hangisini söyleyeyim? Şey, onu onu da söyle Nagihan tamam. Nagihan'da döneceğim Ke ama. Keser'e de bak. Ben diyor 5 dakika bile özel hayatımda yan yana gelemeyeceğim adamlarla maalesef bu adadayım. Yapma Keser. <laughs> ya, yapma Keser. Bir yapma, bu bir yorumdur sen. Yapma Keser. Yani Keser sen de hani seni de methettik de. Sen de Richard Gere yani. <laughs> abi, yani keser. Ya da bir dakika, ya keser. bir dakika keser. Allah aşkına lafı tamam. şey yapmayın. Tamam. Bitireyim abi yanlış anlaşılmasın. Keser kardeşim. Sen de Hollywood'dan gelmedin. Sen de oradakilerde yani 5 dakika bile yan yana duramayacağım adamlarla bu adadayım maalesef. Niye 5 dakika beraber durum? Keser sen aynı uçakta gittin oraya. Sen özel uçakla mı gittin? Peki o zaman bir soru soracağım. Ee, Masaya soracağım. Sor. Bunu kim söylediyse benim desin içinden. Dünyadaki en kaliteli Üç insan kim diye sorsanız... Hı -hı. Bir Gökhan Keser. Bir Gökhan Keser <laughs> evet. derim diyen Benim, kimdir? Ben, 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 sen, ben, dedim, <laughs> ben dedim. Ben dedim. Ben dedim. <laughs> ha, <sizin gülüyor> Siz mi de, demiştiniz? Bir dakika kardeşim. Diyorsun, pardon. İlk sen demiştin. Dedim de yanlış yaptığı zaman da burada ben söylerim abi. Tamamdır. Ama şimdi eğer bu adam dünyanın en kaliteli ilk üç adamından evet, ise Ben bu adamdakilerle beş dakika bile mi? normal değil. hayatta <gülüyor> görüşmem, <gülüyor> görüşmem <gülüyor> demeye hakkı Hayır, yok mu? Hayır. vardır. Hayır. Onu övmeyi ben yaparım. Başkaları yapacak onu övmeyi. O kendi böyle üstten... Böyle burnu havada böyle ben bunlarla 5 dakika bile özel. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hepsi sallıyor. Döndükleri zaman ben biliyorum hepsi birbirlerine kedi gibi oluyor, kanka oluyorlar. Öyle bıraksınlar mı işte 5 dakika böyle. Şey diyordu mesela kim dedi biri dedi galiba İsmail Balaban'la Batuhan için. Hı. Kim dedi sen sen de oradaydın işte. Evet. İsmail Balaban'la Batuhan için ben bunlarla 5 dakika 2 dakika oturmam dedi yan yana özel hayatımda. Olabilir Murat abi bunu şey dedi, şey, ben de durdur. kullandım bu arada. Şöyle ee, bir açıklama yap, yapmak istiyorum. Yani, bir dakika yapacağım. ya söyleyeceğim. Ee, Kadın kadın dedi ki ben İsmail Balaban'la, Batuhan'la 5 dakika özel hayatında bunlarla oturmam dedi. Yani şu şöyle... Babası... E... Şey şey, Öykü demiş. Öykü, Öykü. <laughs> Öyle Ama dedi. Murat abi sen biliyorsun. Nedir abi bu? Doğru doğru. Haklısın. Niye oturmuyorsunuz arkadaş? Aynen, Onlar evet. çok Anlaşan güzel mi? arkadaşlıklar Aynen. çıkıyor, haklısın. Evet, evet. Örneğin Hilmi Cem, Murat Ceylan. Örneğin Hakan Atipoğlu, Cumali. Ya bırak bıraksana sulandırma ya. Sulandırma. <laughs> 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 Furkan'cığım. Çok iyi arkadaşlık abi. Ya Bunları hep biz gördük. Arkadaş. Bu arkadaşlıklar oluyor. Ben Haklısın şimdi, yani. Öyle ben çıkınca de, görüşmem ben falan olmuyor diyorum. yani. Hepsi orada. Bak şimdi mesela biz burada masayız ya. Masalarız ya hepimiz. Bir masayız değil mi? o Burada 50 tane yorumcu var. Hepimiz aynı denizdeyiz. Sen kefansın ben lüferim. Beraber denizin içinde yüzüyoruz. Tamam mı? Şimdi orada da hepsi aynı aynı denizin içerisinde. Sen Survivor'a katıldıysan, o insanlar orada yarışıyorsan hepiniz aynısınız kardeşim. Birbirinizden farkınız falan yok. Hani tamam. yok ben tamam. şöyleyim özel hayatımda ben böyle görüşmem falan bunları bıraksınlar abi yarışmanıza bakın ya ama özel hayatımda görüşmem demek şu demek yani öyle ben yani. özel hayatta bu insanla asla anlaşamam ama nasıl orası askeri gibi yani bir şekilde tercihen değil mecburiyetten bir birbirine ama Murat abi o sen demek güzel, hani sen tabi iyi niyeti bakıyorsun da dediği <laughs> o değil <laughs> o olabilir dediği şu, şu küçümsüyor yani ben bunlarla 5 dakika ben... özel hayatımda görüşmem diyor küçümsüyor i̇şte görüşmeyebilir bizde. ama yani aynı dünyanın insanları değillerdir anlaşamayacaklarını düşünüyorlar o anlamda o, söylemiyor Bilemeyiz yani. Ben o anlamda beş da kullanmışlar. 5 dakika ben bu adamdan gelmiyorum. Yani niye oturuyorum. o anlamda söylemiyorsun? O anlamda da söylüyor olabilir. Ya ha. Adada mecburen e, birlikteyiz yani. diyor yani. Şimdi sevgili monotezörler size son bir bilgiyi verip sizden Ol, kopu kardeşim. alıyorum. Baldani. Ondan sonra yaklaşık sizden 14 dakika gözle taciz istemiyorum. Tamam. <laughs> ben o zaman eve gideyim. <laughs> Nasıl? E çünkü vereceğiz o vakit. Dakika. 14 dakikaya tahammülünüz yok mu? İstanbul'da. Ha çünkü niye ben konuştunuz? çok mu konuştum? Hayır şimdi onlara vereceğim. çünkü. Hayır, anladım anladım. Oradan anladım. girdiniz buradan çıktınız. Bu konuları değerlendirdiniz. Size son bir bilgiyi vereyim ben. Ee, sadece Cansu şöyle yazmış. Sadece birebir mücadeleleri almış. Grup oyunları ve bayraklar dahil değilmiş. Nagihan 12, Seda 9. Ama böyle olunca 21 oluyor. Burada e, 24 maça çıktı yazmış. Ne? Best of'lar burada burada best of'lar var. Burada best of'lar yok. Ek onları da ekleseydin keşke. Duyar 3 maçı da ekleseydin. Bir bak atıcıları tamam onu sonuçta biz değerlendiririz ama sonuçta? Sonuçta. şöyle Murat abicim yani bu 24 mücadele değil ama şu anda 12'ye 9 bin Agiyan'ın üstünlüğü var Seda'ya karşı ama 24 mücadelenin hepsini yazmamış çünkü içinde best of'lar da var diyor. Şimdi tamam, ona bekle. ona, onu... 12 dakika sonra görüşürüz. O 14. 14, 14 dakika tamam. sonra beraberiz. Her 14 dakika uyuyayım o zaman. i̇yi uykular diliyorum size. Tamam. Evet Hanzade Hanım buyursunlar. Vallahi, Furkancığım... İlk önce Nagiyan'ın açıklamaları ile ilgili neler söylemek istersiniz? Yani Nagiyan'ın açıklamalarından bu arada ben Nagiyan ve Atakan. Ee, evet şey Sürgün Adası'na gittiğine üzülen taraftayım ama Nagihan'ın da artık yani şu anki röportajlarında da biraz geçimsizlik e, vitesinin çok ileride olduğunu düşünüyorum. Adem Adem'le Nagihan'ın bugün bir konuşmasını izledik. Adem sanki böyle bir Nagihan'ın e, yanındaymış gibi hani ona destek olmak istermişçesine bir görüntü sergiledi. Hani sen de biraz sakin ol vesaire dedi ama mesela ben de Murat abiye katılıyorum. E, böyle omurgasız ve vesaire yani bu tarz kelimeler bence çok ağır. Ünlüler takımını hani en takım olmayan takım hangisi yani şu güne kadar izledim en takım olmayan takım olarak görüyorum. Ünlüler bence... Hani Semih hep diyor ya gönüllülere bir oluşum hani takım diyemeyiz. Yani oluşum bile değil bence ünlüler şu an. Hani herkes aşırı bireysel. Herkes sadece kendini düşünüyor ve e, hani takım ruhundan eser kalmadı bence. Onun dışında yani Nagiyanın bu geçimsizlik e, frekansında adada bence zorlanacağını inanıyorum. Hı hı. Atakan konusuna da gelince şimdi... Orada 10 kişi çıkıp biz Atakan'dan etkilendik demez zaten orada herkes bireysel bir liderlik. Yani. Bir de hani ben lider ruhluyum mu kovalıyorsun sonuçta yani. Survivor'da var All Star'dan bahsediyoruz. Kimse biz birinden etkilendik de isim yazdık demez. Yani tam tersi orada 10 kişinin de hiç kimseden etkilenmedik demesi asıl bunun kanıtı. Yani tam ters kanıtı bence. Birileri birilerinden etkileniyorlar. Ama her zaman söylediğim bir şey vardır. Biri diğerlerini etkiliyorsa bu onun suçu değildir. Asla bu sütte Atakan'a biçmem diyorum. Sen Atakan'ın elebaşı olduğunu düşünüyor musun? Elebaşı bir şey bence yok. Yani zaten orada bir hani elebaşı olması için o grubun yani bir kalabalık bir çete olması lazım. O kadar gruplaşma var ki, yani o kadar ayrı ve bireysel ki herkes hani çok fazla kalabalık bir kitleye hitap eden yok zaten. Herkes kendi e, şeyinde derinde gibi. Bazı gruplaşmalar olduğunu düşünüyor e, musun? Düşünüyorum ama hani çok büyük kitlelere hitap et yani şey yapmıyor. Çok büyük e, sayıları etkilemiyor bence. Tabii ki de etkin bir karakter. Bu arada mesela Nagihan'ı da, Atakan'ı da bugün izledik. Hı hı. Hani bazı yarışmacılar gerçekten kendilerini gösteriyorlar hani bitirişte vesaire. Yani diyoruz ya böyle hani eski ve işte şampiyonluk adayı vesaire çok yüksek olan isimler. Dolayısıyla performanslarını bunu hani kötü gittikleri bir dönem bile olsa bir şekilde hemen toparlayıp yansıtıyorlar. E zaten tecrübeleri de var. Bu da adada onlara bir söz hakkı ve etkinlik olarak geri dönüş yapıyor bence. Etkilenen isimler tabii ki oluyordur. Gruplaşma zaten var. Yani ben mesela şunları... Çok var bence. Değil mi? Yani çok, hani çok o noktaya mutlu. gelecektim Aynen. ben aslında da. Bence o de, belli ben başlı gruplaşmalar var. var ve bu gruplaşmalar üzerinden bir ee, kapışma da görüyoruz aslında Aynen. Survivor'da. Şimdi mesela şu tarz bir açıklaması var Nagiha'nın. Benden korkuyorlar, Bora geleli daha bir hafta olmamış, huzurdan bahsediyorlar diyor. Nagiha'nın bu açıklamasına katılır mısın? Bora'nın şeyini biraz fazla buluyorum. Evet. Yani olumsuz anlamda söylemiyorum bir tık fazla bir nasıl diyeyim çok etkin olmaya çalışıyor gibi geliyor. Hmm. Yani evet mesela bir hafta olmamış geleli ve huzurdan bahsediyor cümlesi bence Nagihan'ın doğru. Yani senin nerede huzurun kaçtı der. Yani ama bu arada Bora'ya da sorulduğunda Nagihan'ın huzur kaçırdığı anlar oluyor. Çünkü izliyoruz biz de. Ama nasıl hani... bir huzur kaçırma? Yani mesela Nagihan diyor ki ben diyor... Hakkımı mesela arıyorum. Mesela pencere muhabbeti. Tabii ben diyor orada diyor, kendimce Bence hakkımı de... arıyorum. Hakkımı aramam, huzur kaçırmak mı oluyor diyor mesela. Bence zaten ben o pilav kavgasında Nagihan'a hakkı bulmuştum. Ama tamam. şimdi bakıldığında e, algıyı da yapan var, arkası da geliyor. İşte Sema erkenden kalkıyor, işte pilav yapıyor ve işte bu kadına laf ediliyor. Hani buna rağmen vesaire gibi dedik ya, Sema kahraman oldu, Nagihan sürgünde buldu kendini diye. Ama bakıldığında huzur kaçıyor mu? Evet kaçıyor. E, baş roller kim? Sema ve Nagihan. E, zaten Sema'nın tarafı da Nagihan'ın huzur kaçırdığını düşünecektir. Yani çünkü olaydaki başrol zaten Nagihan. Her ne kadar bence hakkını arıyor da olsa. Baktığında gün sonunda tartışmanın içinde kim var? Yani ben mesela Nagihan'ın konseydeki şu açıklamasını izlediğimde ben gayet neşeli bir kadınım ama siz benim neşemi ortaya çıkaramıyorsunuz. Sizin ben ciğerinizi biliyorum. Bu hareketleriniz yüzünden ben de agresif olmak zorunda kalıyorum diyor. Şimdi ben Nagihan'la program yapmış bir adam olarak şunu net söyleyebilirim ki biz skeç yaptığımızda skeç şarkı söylediğimizde şarkı hangi oyunun içerisine girsek, hangi eğlenceye girsek ben Nagihan'ı bütün eğlencelerin içinde gördüm. Hiçbirinde de ben onu yapmam, bunu yapmam diyen bir kadın değil. Demek ki bu kadın şu anda agresifleşiyorsa ki ben Nagihan'ı çok nadiren bizim aramızda agresif gördüm. Demek ki onu agresifleştiren bazı etkenler var. Bence o etkenlerin en başında ne var biliyor musun? Ee, bu insanlar birbirlerini çok iyi tanıyorlar ya artık. Şimdi belki Nagihan yepyeni tanıştığı bir grubun içine atılsa sıfırdan tanıdığı bir grup insanın aynı hikayeler yaşansa, pratikte aynı şeyler olsa bu kavgalar çıkmaz. Nagihan da ister istemez karşı tarafları, herkes bu arada diğer tarafta Nagihan aynı şekilde. Çok iyi tanıdıkları için ya da çok iyi tanıdıklarını düşündükleri için ister istemez niye okuyorlar. Yani Sema bana orada burun kıvırırken şunu demeye getirdi. Ya da aslında belki bir sinir katsayısı arttıracak bir hamleyken Nagihan'ın beş sinir katsayısı artmış oluyor. Bir dolmuşluk var. Bir ee, ön yargı var. var belki. Belki de bu ön yargı değil, gerçeklik ama. Çünkü tanıyorlar birbirlerini. Bence bu saatten sonra karşılıklı hissiyatların hiçbir ön yargı değildir. Evet. Tanıyorlar zaten birbirlerini. Tanıyorlar. Dolayısıyla niye tokuma var diyebiliriz. Yani bunu bana yaptı Çünkü bunun altına bu yatıyor. Çünkü herkes birbirine o şekilde davranıyor. Dolayısıyla bence Nagihan'ın sinirli olmasının <laughs> sebebi de bu. Aslında yepyeni bir grupla olsa sıfırdan tanıyor olsa bence dediğin gibi daha neşeli bir kadın olarak izleyebiliriz. Ama şu an gerçekten çok sinirli ve E, e tabii yani kavgada karşı tarafın etrafındaki insanlar da sorunun magendan kaynaklandığını düşünüyor.